sormak istiyorum. Ee, İYİ Parti Malatya İYİ Başkanı Süleyman Sarıbaş'ın Twitter hesabından yaptığı açıklamalar vardı. Bu haftaya damga vuran olay buydu aslında. Malatya Valisi Aydın Barış yönelik bir takım ifadeleri vardı. Ee, okul ihalelerinin usulüne uygun yapılmadığını iddia etti kendileri. Siz bu konuyla alakalı ne düşünüyorsunuz? İhaleler konusu. Hem okul ihaleler hem yakında bunlar iddia konusunda. değil, ya, iddia değil bunlar gerçek. Bunlar gerçek. Maalesef Malatya valisinin de hakikaten yönetim şeklini çok ilginç buluyorum ben. Neden? Şimdi bakın e, biz çok vali gördük. Malatya çok vali gördük, geldi geçti. Çok çeşitli e, insanlar geldi geçti ama e, böyle bir vali hakikaten çok ilginç bir vali. Şöylesi böyle depremden baş, başından beri izliyoruz. Sanki AK Parti'nin milletvekiliymiş gibi veya AK Parti'nin il başkanıymış gibi depremi sadece AK Partililerle yönetmeye çalışıyor. Bir yanında AK Parti İl Başkanı, bir yanında Özgün Hanım, onlarla beraber deprem toplantıları yapıyorlar. Geçtiğimiz gün bunu deprem başına da ifade etmeye çalıştım. Hatta birkaç kez benim bu açıklamalarımla ilgili, depremle ilgili birkaç açıklama yaptım. Bana cevap verdi. Yani sanki valinin üzerine vazifeymiş gibi, sanki kendine bir laf söylenmiş gibi, ee, eleştiri de yok içinde dedim ki işte bu, bu, bunların sorunu ev ve barınma problemi dedim. Bana cevap verdi. Ardından sürekli AK Parti milletvekilleri ve il başkanıyla birlikte toplantı yaptı. Başka hiçbir siyasi partiyi çağırmadı. Siz davet Hiç kimseyi yani. çağırmadı gibi hiçbir kimseyi çağırmadı. Ee, hatta Cumhur İttifakı'nın diğer ortağını da çağırmadı. MHP'yi de çağırmadı. MHP milletvekili de çağırmadı her toplantıda il başkanıyla beraber kenti yönetmeye çalışıyor. Deprem sadece AK partileri etkilemiş gibi bir de Marat'ta yönetmeye çalışıyor. Ama Sayın Valiye daha önce de söyledim. Şimdi de söyleyeyim. Devlet hepimizin devleti. Valiler gelip geçici. Malatya'ya çok vali geldi, geldi geçti gitti. Bakın hayırla iyi anılmak istiyorsanız bu şekilde yönetim yapmak sizin açısından doğru değil. İki, devlet diyoruz. Devlet ben şahsen Malatya'nın her derdinin her sorununu gündeme getirmeye çalışıyorum. Ama asla devlette bir valiyle polemiğe girmemeye çalışıyorum. 2011'den beri izliyorsunuz beni. Hiçbir valiyle şimdiye kadar polemiğe girmedim. Ancak onda gece ancak sayın valinin yönetim şekli valilik makamının itibarını zedeler. Tekrar valilik makamının itibarını zedeler. Ya yani bilmiyorum. eğer çok seviyorsa AK Parti'yi Vali bırakır AK Parti İl Başkanı'nın yanında çalışabilir örneğin AK Parti İl Başkanıyla beraber gezebilirler ki zaten geziyorlar. Buradan buradan Sayın valiyle polemiğe girmek istemediğimizi bir kez daha söylüyoruz. Ama böyle devam ederse gerekenlerde de bundan sonra söyleyeceğimiz bilinsin. Kimse Malatya kimsenin babasının çiftliği değildir. Ne siyasetçinin ne bürokratların babasının çiftliği değildir. Valiler gelip geçicidir. Bürokratlar gelip geçicidir. Malatya kalıcıdır.